Aa, Peker Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne oluyor? Nihal Hanım'la Bülent'in odalarında değişiklik yapılıyor da. Peker Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Annem odasında mı? Salondalar. Küçük Bey nasıllar? İyi. Keşke onu da getirseydiniz, özledik. Bihter'le dışarı çıkacağız. Bir dahaki sefer onu da getiririm. Ne içersiniz? Hiçbir şey. Şu kadının rüküşlüğünü gördün mü? Görmedim. Merhaba. Aa canım, hoş geldin. Merhaba. Ne oldu sana? Moralim çok bozuk. Rengin solmuş, iyi misin? Ne oldu? Dün gece Nihat'la Behlül kapışmışlar. Aa, nerede? Kulüpte. Resmen dövüşmüşler. Ya ne diyorsun? Yumruk yumruğa girişmişler işte. Aa. Rezil olmuşlar. Allah'tan magazinci falan almıyorlar oraya. Peki dertleri neymiş? Elif. Elif yüzünden birbirlerine girmişler. Her şey üst üste geliyor. Sinirlerim çok bozuk. Canım ağlama. Ağlama da anlat şunu doğru dürüst. Koliler yandaki odaya gidecek. Tamam. Bugünlük bu kadar yeter. Bitirmeyeceksiniz diye ödüm koptu. O kadar mı sıkıldın? Odamdaki çalışmaları merak ediyorum. İyi, hadi çık. Gelin siz de. Duvarlarına renk yapacağımı görün. Mutfağa bakayım bir, gelirim. Tamam. Kolay gelsin. Aa, sen evde miydin? Yüzüne ne oldu? Bu şey, kapıya çarptım. Kavga mı ettin? Şşş, elle mi? Acıyor mu?
Ya olay yapma, önemsiz bir şey. Kim yaptı bunu sana? Nihal. Tamam, uzatma. Kim yaptıysa elleri kırılsın. Herkes evde mi? Babam yok, Ankara'ya gitti. Niye? Akşam telefon geldi halamdan. Hilmi Önal'la ilgili bir problem varmış, onu çözmeye gittiler. Hmm. Çok kalacak mı? Bir ya da iki gün, belki üç, bilmiyorum ben. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. İstediğin renk mi? Gibi. Daha ilk kat bu, belli olmaz. Hı hı. Evet. Geçmiş olsun. Gel bakalım, bir de olayı senden dinleyelim. Evet, otur da anlat. Anlatacak bir şey yok. Nihat ne dediyse o işte. Elif'in Hilmi Bey'le ilişkisi gün yüzüne çıkmış. Buna mı çıldırdın? Hırsını Nihat'tan mı çıkardın? Elif'in Hilmi Bey'le ilişkisi mi varmış? İnanmıyorum, nasıl olur? Ta başından anlamıştım halbuki. Kulüpte Elif'in ailesiyle tanıştığımız gün Hilmi Bey de oradaydı. Belliydi aralarında bir şey oldu. Hatırlarsan söylemiştim sana. Hem de o zamandan beri mi? Aşağılık. Aldatıyormuş seni ha? Utanmadan bir de oynuyor sana. Her şeyin sebebini sana yüklüyor. Üzüldüm ama, kullanmış seni. Hepimizi kullandı. Senin suçun ama. Emin olmadan nişanlandın hemen. Ailenin içine soktun. Bu kadar yüklenmeyin. Kız kurnazsa Behlül ne yapsın? Gözünü açsaydı. Nihal. Yeter bari, bir de biz dövmeyelim şimdi. Hiç yakıştı mı yaptı? Herkesin içinde olay çıkarmışsın. Yakışıp yakışmadığını Nihat'la sevgili babasına soracaksın, bana değil. Behlül, bir dakika. Olayı daha fazla büyütmeyin derim ben. Ne de olsa aynı şirkette çalışıyorsunuz. Sonra aynı ailenin iki ferdisiniz. Bu hatırlatmaları Nihat'a da yapacaksınız. Şu dönemi sakin geçirmeye dikkat edin, ne olur. Gündem hızla değişiyor, biliyorsunuz. Yakında yeni şeylerle meşgul olursunuz. Bu da biter gider. Görüşürüz. Şuna bak. Hala dikleniyor. Hiç pişman olup alttan almak yok. Sizi gördüğüm çok iyi oldu. Yüzünüze ne oldu? Kavga ettim. Biraz konuşmak istiyorum sizinle. Hiç vaktim yok Matmazel. Behlül kaçar. Aynen. İş çıktı, ne iş? Firdevs Hanım salonda mı? Hı hı. Peker Hanım da gelmiş, Bihter Hanım falan oturuyorlar. Ben odamdayım. Tamam. Tamam.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.